16. Lema Bismihi ve imi şeyin illa bi hamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık kardeşlerim, Hoca Sabri, Hafız Ali, Mesud, Mustafalar, Kusrev, Re'fet, Bekir Bey, Rüştü, Lütfüler, Hafız Ahmet, Şeyh Mustafa vesaire. Sizlere meraklı ve medarı sual olmuş dört küçük meseleyi, malumat kabilinden muhtasar bir surette beyan etmekliğe kalbimde bir hatıra hissettim. Birincisi, Kardeşlerimizden Çaprazzade Abdullah Efendi gibi bazı adamlar, ehli keşiften rivayeten bu geçen Ramazan'da ehli sünnet ve cemaat için bir fereç, bir fütuhat olacağını haber verdikleri halde zuhur etmedi. Böyle ehli velayet ve keşif neden hılaf-ı vaki haber veriyorlar? Benden sordular. Ben de birden Sünuhat kabilinden olarak verdiğim cevabın muhtasarı şudur. Hadis-i şerifte varid olmuştur ki, bazen bela nazil oluyor, gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir. Şu hadisin sırrı gösteriyor ki, mukadderat bazı şeraitle vukua gelirken geri kalır. Demek ehli keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, belki bazı şeraitle mukayyet bulunduğunu ve o şeraitin vuku bulmamasıyla o hadise de vuku'a gelmiyor. Fakat o hadise, eceli muallak gibi levh-i ezeliğinin bir nevi defteri hükmünde olan levh-i mahf ispatta mukadder olarak yazılmıştır. Gayet nadir olarak levh-i ezeli'ye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor. İşte bu sırra binaen, geçen Ramazan-ı Şerif'te ve Kurban Bayramı'nda ve daha başka vakitlerde istikraca binaen, veya keşfiyat nevinden verilen haberler, muallak oldukları şeraiti bulamadıkları için vukuğa gelmemişler ve haber verenleri tekzip etmiyorlar. Çünkü mukadderimiş fakat şartı gelmeden o da vukuğa gelmemiş. Evet Ramazan-ı Şerif'te bid'aların refine ehli sünnet ve cemaatin ekseriyetle halis duası bir şart ve bir sebep mühim idi. Maalesef camilere Ramazan-ı Şerif'te bid'alar girdiğinden duaların kabulüne set çekip fereç gelmedi. Nasıl ki sabık hadisin sırrıyla sadaka belayı ref eder, ekseriyetin halis duasıdaki fereci umumiyi cezbeder. Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden fütuhatta verilmedi. İkinci meraklı sual. Bu iki ay zarfında heyecanlı bir vaziyeti siyasiye karşısında, bana hem alakadar olduğum çok kardeşlerime, kavi bir ihtimal ile ferah verecek bir teşebbüs etmek lazımken, o vaziyete hiç ehemmiyet vermeyerek, bilakis beni tazyik eden ehli dünyanın lehinde olarak bir fikirde bulundum. Bazı zatlar hayret içinde hayrette kaldılar. Dediler ki, sana işkence eden bu müptedi ve kısmen münafık, baştaki insanların takip ettikleri siyasete nasıl görüyorsun ki ilişmiyorsun? Verdiğim cevabın muhtasarı şudur ki, bu zamanda ehli İslam'ın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yeganesi, nurdur, nur göstermektir ki, kalpler ıslah olsun, imanlar kurtulsun. Eğer siyaset topuzuyla hareket edilse, galebe çalınsa, o kafirler münafık derecesine iner. Münafık kafirden daha fenadır. Demek topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. O vakit küfür kalbe girer, saklanır. Nifaka inkılap eder. Hem nur hem topuz, ikisini bu zamanda benim gibi bir aciz yapamaz. Onun için bütün kuvvetimle nura sarılmaya mecbur olduğundan, siyaset topuzu ne şekilde olursa olsun bakmamak lazım geliyor. Ama maddi cihadın muktezası ise, o vazife şimdilik bizde değildir. Evet ehline göre kâfirin veya mürtedin tecavüzatına set çekmek için topuz lazımdır. Fakat iki elimiz var. Eğer yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz yok. Üçüncü meraklı sual. Bu yakında İngiliz ve İtalya gibi ecnebilerin bu hükümete ilişmesiyle, eskiden beri bu vatandaki hükümetin hakiki noktayı istinadı ve kuvve-i maneviyesinin menbaı olan hamiyeti İslamiye'yi tehhic etmekle, şair-i İslamiye'nin bir derece ihyasına ve bidaların bir derece define medar olacağı halde neden şiddetle harp aleyhinde çıktın ve bu meselenin asayişle halledilmesini dua ettin ve şiddetli bir surette müktedilerin hükümetleri lehinde taraftar çıktın. Bu ise dolayısıyla bidalara tarafkirliktir. El cevap Biz fereç ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz. Fakat kafirlerin kılıncı ile değil. Kâfirlerin kılıçları başlarını yesin. Kılınçlarından gelen fayda bize lazım değil. Zaten o mütemerrit ecnebilerdir ki münafıkları ehli imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler. Hem harp belası ise hizmet-i Kur'aniyemize mühim bir zarardır. Bizim en fedakar ve en kıymetli kardeşlerimizin ekserisi 45'ten aşağı olduğundan harp vasıtasıyla vazife-i kutsiye-i Kur'aniyeyi bırakıp askere gitmeye mecbur olacaktılar. Benim param olsa Hüsnü Rızam ile böyle kıymetli kardeşlerimin her birisini askerlikten kurtarmak için bedeli nakdiye bin lira kadar da olsa verirdim. Böyle yüzer kıymetli kardeşlerimizin hizmet Kur'aniye-i Nuriye'yi bırakıp maddi cihat topuzuna el atmakta yüz bin lira kendi zararımızı hissediyordum. Hatta Zekai'nin bu bir iki sene askerliği belki bin lira kadar manevi faydasını kaybettirdi. Her neyse. Kadir küllü şey bir dakikada bulutlarla dolmuş cev ve havayı süpürüp temizleyerek semanın berrak yüzünde ziyadar güneşi gösterdiği gibi bu zulümatlı ve rahmetsiz bulutları da izale edip hakayık şeriatı güneş gibi gösterir ve ucuz ve dağdağısız verebilir. Onun rahmetinden bekleriz ki bize pahalı satmasın. Baştakilerin başlarına akıl ve kalplerine iman versin yeter. O vakit kendi kendine iş düzelir. Dördüncü meraklı sual. Diyorlar ki, madem sizin elinizdeki nurdur, topuz değildir, nura karşı muaraza edilmez ve nurdan kaçılmaz ve nurun izharından zarar gelmez. Neden arkadaşlarınıza ihtiyatı tavsiye ediyorsunuz? Çok nurlu risaleleri halklara gösterilmesini men ediyorsunuz? Bu suale karşı cevabın muhtasar meali şudur ki, başlardaki başların çoğu sarhoş, okumaz okusa da anlamaz. Yanlış mana verip ilişir. İlişmemesi için aklı başına gelinceye kadar göstermemek lazım geliyor. Hem çok vicdansız insanlar var ki, garaz veya tama veya havf cihetiyle nuru inkar eder veya gözünü kapar. Onun için kardeşlerime de tavsiye ediyorum ki ihtiyat etsinler. Na ehillerin eline hakikatları vermesinler hem ehli dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar. Haşiye Ciddi bir meseleye vesile olabilecek bir latife. Dünkü gün sabahleyin bir dostumun damadı Mehmet yanıma geldi. Mesrurane, beşaret kerane dedi ki, senin bir kitabını Isparta'da tab etmişler, çoklar okuyorlar. Ben dedim, o yasak olan tab değil, belki müstensihle bazı nüssalar alınmış ki hükmet ona bir şey demez.'' Hem dedim, sakın bunu senin dostun olan iki münafığa söyleme. Onlar böyle bir şey arıyorlar ki bahane etsinler. İşte kardeşlerim, bu adam kendim bir dostumun damadıdır. O münasebetle benim de ahbabım sayılır. Fakat berberlik münasebetiyle vicdansız muallim ve münafık müdürün dostudur. Orada kardeşlerimizden birisi bilmeyerek öyle söylemiş. İyi oldu ki en evvel geldi bana haber verdi. Ben de tembih ettim fenalığın önü alındı ve teksir makinası binler nüshaları bu perde altında neşretti. Hatime Bugün Refet Bey'in bir mektubunu aldım. Lihye-i Şerife hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki, hadisçe sabittir ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Lihye-i Saadetinden düşen saçların taneleri mahduttur. 30-40 tane veya 50-60 tane gibi az bir miktardayken, binler yerde Lihye-i Saadet'in saçları bulunması beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit hatırıma gelmiş ki, lihye-i yalnız lihye-i şerifin saçlarından ibaret değil, belki reis-i mübareğinin tıraş oldukça hiçbir şeyini kaybetmeyen sahabeler, o nurlu ve mübarek ve daimi yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar binlerdir. Şimdiki mevcuda müsavi gelebilirler. Yine o vakit hatırıma geldi ki, Acaba her camide bulunan senedi sahiyle bu saç Hazreti Risaletin saçı olduğu sabit midir ki ona karşı ziyaret makbul olabilsin? Birden hatıra geldi ki o saçların ziyareti vesiledir. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a karşı salavat getirmeye sebep ve bir hürmet ve muhabbete medardır. Vesilelik ciheti o şeyin zatına bakmaz. Vesilelik cihetine bakar. Onun için eğer bir saç hakiki olarak lehiye-i saadetten olmazsa, Madem zahir hale göre öyle telakki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salavata vesile oluyor, katî senet ile o saçın zatını teşhis ve tayin lazım değildir. Yalnız aksine katî delil olmasın yeter. Çünkü telakkiyata amme ve kabul ümmet bir nevi hüccet hükmüne geçer. Bazı ehli takva böyle işlerde ya takva veya ihtiyat, veya azimet noktasında ilişseler de hususi ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-i hasene evinde dahildir. Çünkü vesile-i salavattır. Refet Bey mektubunda diyor, bu mesele ihvanlar beyninde medar münakaşa olmuş. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, inşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdavele efkar suretinde nizasız mübahaseye alışsınlar.